benim gördüğüm kendi adıma söylediğim eksiklik birbiri binlikleri yeterince incelememektir. Şu anda da birbiri binlikler hatta yeni 5000'lik aslında değil. Bir iki bana göre yapıp düzeltmesi gereken şeyleri yine göremeyeceğim. Göremediğim şeyi de oylamayı yanlış buluyorum. Bu komisyon toplantılarında bütün kararları beraber aldık ve günlük tutanaklar tuttuk. Tutanaklarda da komisyon arkadaşımız Esra Hanım'ın imzaları var. Kendisine bu teklifine göre bu planlarda kendini ulaştırmıştır. Emeklinin ilerisi için her şeyi yapmaya bizler de sizler kadar hevesleri hazırlıklıyız ama burada bir önceki çalışmalarımızda haklıydım. Sağ olsun plancı arkadaşlarımız bunun hepsini dikkate almışlar ve bunun görüşlerini yenemişler. Düzeltmeleri de yapmışlar ama maalesef orada bir sıkıntı yaşandı. Keşke o sıkıntılar hiç yaşanmasaydı belki biz 5 binliklere de evet diyecektik. Belki biz şimdi de binliklere evet deme şansına sahip olacaktık. Yine de ben hepinize çok teşekkür ederim. İmar Komisyonu Başkanıma ve plancı grubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Naylan Serdi, kabul. İskender Özel. Çekimsel. Esra Albago. Red. Yusuf Kalay. Gerekçeli red veriyorum. Planlar asılmamıştır. Eyüp Kararslan. Çekimsel. Mustafa Kumar. Red. Adem Çakır. Red. Ve Başkan Tayyip Bozbey. Kabul. Ekserinde kabul edilmiştir. Mustafa Kumaş arkadaşım çok değerli bir arkadaşımdır. Ama tanıyamamışım bugüne kadar. Komisyon toplantılarında en çok bize alkış yapan oydu. Kardeşim, bir eksiğimiz var mı? Komisyon üyesi değil, komisyon aldık. Daha geniş çerçeve yok musun diye. Bir eksiğimiz varsa değiştirelim Mustafa Kumaş diye defalarca sormama rağmen hiçbir eksik yok, bundan daha iyisi olamaz diyen insanın bugün karşımda böyle konuşması Mustafa Kumaş'ı hakkında bugüne kadar yanlış düşüncelere sahipmişim. Bir dakika, müsaadenle konuşayım, siz konuşuyorsun. Esra Alkoba'dan zaten başka bir şey beklemiyorum, o red diyecekti, bahaneler yapacaktı. Esra Alkoba red der. Yusuf Kalay'la Adem Çakır'dan da aynı şeyi bekliyorum, asla evet demezler. Çünkü onlar plan, ereğinin büyümesi, ereğinin gelişmesi diye bir dertleri yok onların. Onların derdi siyaset. Kendileri bir yerlere gelebilmek için buraları kullanmaya çalışıyorlar. Havalarını alacaklar, bir şey bulamayacaklar, bu da ayrı bir konu ama ezbere biliyoruz. Bugünkü oylamanın nasıl olacağını biz ezbere biliyoruz. AKP grubunda bir kişi de yanıldım sadece. Onların müspet vereceğini veya toplantıya gelmeyeceğini zannediyordum. Orada yanılmışım. Onlar hakkında da yanlış düşünmüşüm. Gayet sahiplerimler biz de söylüyoruz. Evet, halkına hayırlı olsun. Ekonomik hareket başlayacaktır. Şiddetli bir şekilde inşaat hareketleri başlayacaktır. Değerli arkadaşlar, toplantımızın gündem maddeleri sona ermiştir. Yarın saat 14. Söz bağırarak konuşmayın. Saygılı ol Yusuf Kalay. Başka bir işin yok zaten senin. Senin zaten ikili konuşma ben de. Senin zaten görevin böyle oyunları yapmak. Oku ne? Ben söylediğim zaman. Böyle otur yerine öyle kalmış seni. Üzerinde bulunan diğer maddelerin 3 Temmuz 2012 Salı günü saat 11'de görüşülmesi teklifim hakkında söz isteyen var mı? Olmadığına göre kabulüne oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler ekserette kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Ya sen git İstanbul'daki inşaatlarına bak. Orada bir yere git. Doktor Bey, Eyüp Karaslan, sizleri de tebrik ederim. Hadi sabah verin dikkat edin. Esra'cığım, Mustafa Bey. Siyaset yapalım. Yusuf'a başa sorun.